İsviçre'si. Aydındılar, üniversiteciler, yazardılar, sanatçılardılar. Ve onlar bu ülkenin ciddi bir mozaikten oluştuğuna inanan insanlardı. Ateşe verildiler. Bağnazlar tarafından, gericiler tarafından. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini içlerine sindirmeyenler tarafından katledildiler, ateşe verildiler. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, arada onlarca, yüzlerce yıl da geçti, biz onları unutmayacağız. Bu 31 yıl içerisinde mevcut iktidarların hiçbirisini göremedik, hiçbir yerde bir demeçlerini de okumadık diye Madımak'ta olan olayları ciddi bir şekilde kınasınlar. Yapmadılar. Onun da ötesinde günde 5 vakit namaz kılıp Hazreti Peygamber'in ismini zikredenler. Bu topraklarda Diyanet İşleri Başkanlığı. 130 bin cami kendisine bağlıdır. 31 yılın içerisinde tek bir camide bir cuma hutbesinde ateşe atılanlar ve ateşte yakılanlar, onlar da masum insanlardı. Bu ülkenin vatandaşıydılar. İnsan yakmak günahtır. Bunu yapanları kınıyoruz, lanetliyoruz diye hiçbir gün, hiçbir yerde böylesine bir söylem söylemediler. Bu ülkede nice olaylar olmuş gibiyiz. Hep takip ediyoruz. Diyoruz ki bir tarafta barış, kardeşlik, birlik, beraberlik olsun diye söylemlerde bulunan iktidarlar, işte açılım yapalım, kardeşlik olsun, düşmanlık olmasın. Hayır. Biz dünden buna razıyız ve diyoruz da. Kardeşlik olsun. Madımak'ın önündeki meydan o zaman barış meydanı olsun. Kamulaştırın orayı. Biz Aleviler 31 yıldır Madımak utanç müzesi olsun. Bir daha bu topraklarda böyle bir olay yaşanmasın diyoruz. Eğer katliamları anmazsan, anlatmazsan onlar tekrarlanır. Biz bu tekrarların olmaması için Madımak'ı unutmayacağız. Orada şehit edilenlerin aziz ruhları önünde daim saygı duruşunda bulunup sazımızla, sözümüzle, deyişimizle, samamızla hep onları anacağız. Aslında o gün orada bir, bugünün deyimiyle bir sosyal deney yapıldı. Aslında birileri oyunu kurdular. Oraya şeriat çağrısı isteyen, ağzından salyalar akıtan bir güruhu getirdiler. Ve göz göre göre 8 saat boyunca binlerce insanın orada toplanmasını polis izledi, asker izledi, devlet izledi. Bu şeriat isteyen, ağzından köpükler, salyalar akıtan, insanlığa zulmeden, doğaya zulmeden, hayvanlara zulmeden, herkese buradan bir kere daha seslenelim ki ne yaparsanız yapın, bu toplumun sevgi dilinden, barış dilinden, hoşgörü dilinden vazgeçmeyeceğini bilin. Eğer Madımak katliamı zaman aşımına uğramamış olsaydı, bu konuda adalet yerini bulmuş olsaydı, Roboski katliamı bu ülkede gerçekleşmeyecekti. Ankara katliamı bu ülkede olmayacaktı. Suruç katliamı olmayacaktı. Madımak Parkı'nda biz bir kez daha yiğiten canlarımızı anıyor, anıları önünde saygıyla duruyor ve bir daha benzeri olayların yaşanmaması için var olan gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Devlet önce sanki böyle bir şey olmamış gibi davranmayı tercih etti. Ardından bunu yapanları görmemeyi tercih etti, duymamayı tercih etti, yargılanmamayı tercih etti. Ama biz yıllardır bunu anmaya devam ediyoruz ve bu işi yapanlar bir daha yapmasınlar diye, bu işi yapmaya bir daha hiç kimse tevessül etmesin, böyle bir şey yapmaya hiç kimse tevessül etmesin diye mutlaka bu işi anmaya ve bu işlerin peşinde olduğumuzu, takipçisi olduğumuzu, daha önce başkanım söyledi, kadın kolları başkanımız, insanlık suçunun zaman aşımı olmaz diye, biz de bu zaman aşımının olmadığını söyleyerek bu işi gerçekten nihayetlendirene kadar toplumun vicdanında evet bir daha bu işler olmayacak. Çünkü bu işi yapanlar gerçekten cezalarını buldular ve bu iş artık bu ülkenin kara tarihinden, kara geçmişinden silinecek deninceye kadar işlerin takipçisi olmaya devam etmeliyiz. Eyvallah.